Herkese merhabalar. 2008 yılının ilk karı Anıtkaya'ya yağdı ve bu karlı günde sizlere Anıtkaya'yı tanıtmaya çalışacağız. Öncelikle kasabamız Kütahya İstanbul yolunda bulunmaktadır. Şöyle bir sol tarafıma döndüğümde Anıtkaya'nın girişi sizlere göstermek istiyorum. İşte Anıtkaya'nın girişi. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi kasabamızın içine doğru ilerleyeceğiz. Kasabamızda bulunan belediye, şehitlik, kervansarayı ve Atatürk Parkı'nı şimdi sizlerle beraber gezeceğiz. İyi seyirler. İyi seyirler diliyoruz. Evet, kasabamızın içine doğru geldik. Şimdi iyice içine doğru ilerliyoruz. Karşımızda belediyemiz var. Yakından şimdi sizlere onu göstermeye çalışacağız. Evet, şimdi belediyemizi sizlere gösteriyoruz. Burası Anıtkaya Belediyesi. Şöyle biraz yakınlaşalım. Hemen sağ tarafında PTT. Onun sağ tarafında Anıtkaya Eczanesi bulunmaktadır. Yakınlaşarak sizlere gösterelim. Evet, devam ediyoruz. Şimdi sizlere Kervansaray'ı göstereceğiz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, bu da Kervansaray'ın giriş kapısının hemen üst tarafı. Son günlerde yenilendi. Daha önce durumu çok kötüydü ama belediyemiz tarafından onlar da düzeltildi. Germenoğullar tarafından yapılmıştır. Zaman içerisinde Yunanlar tarafından erzak bölümü olarak kullanılmıştır. Devam ediyoruz. İşte görüyorsunuz burada da taş yıkılmış. Söylentiye göre buraya zamanında top mermisi isabet etmiştir. Evet, burası da Anıtkaya Tarım Kredi Kooperatif Müdürlüğü. Yan tarafında deposu bulunmaktadır. Devam ediyoruz. Kasabanın işlerine, iş bölgelerine doğru ilerleyeceğiz. Şimdi de kasabanın iş bölgelerindeyiz. Karşımızda Savroğlu'nun evi bulunmaktadır. Alt tarafında Mecun İnternet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Değerli Anıtkayalılar, şimdi de Anıtkaya kasabamızın yüksek bir mekandan çekilmiş görüntülerini sizlere sunuyoruz. Görüyorsunuz bir kış gününde Anıtkaya karlar altında. Şöyle göstereyim ben size. Bu tarafa döndüğümüzde Anıtkaya'nın eski mezarlığı, şu anda gömü yapılmıyor. Şöyle döndüğümüzde karşımızda Resul Baba Dağları. Anıtkaya gerçekten karlar altında kalmış, bembeyaz bir örtüye sahip olmuş. Bu tarafa ilerlediğimizde Zafer Mahallesi'nin bir bölümü. Kasabamız beyazlar altında. Şu anda yolcular arabada beklemekte. Kasabamızı gezmeye devam edelim. Evet, burası da Anıtkaya Belediye Şehitliği. Burası Ahmet Şık adına yapılmış bir yer. 2 Eylül 1996'da bu anda şehit olmuştur. Onun anısına yapılmış bir şehitlik. Görüyorsunuz. Türk bayrağı dalgalanmakta. Kasabamızın içlerine doğru girmeye devam ediyoruz. Evet, burası da Ulu Cami. Kasabamızın tam ortasında yer almaktadır. Kasabamızın en eski camilerinden birisidir. Görüyorsunuz.
bir kış gününde sizlere bu hizmeti sunuyoruz. Burası da Şadırvanı. Hemen yanında kasabı var. Kasabamızın kasabı. Devam ediyoruz. Evet değerli izleyenler, şimdi de kasabamızın Söğütçük tarafındaki Fatih Camii'ne doğru yaklaşıyoruz. Yaklaşık bir 1-2 dakika sonra oradayız. Sizlere o camimizi de göstereceğiz. İşte burası da Fatih Camisi. Kasabamızın Söğütçük tarafında bulunan bir camidir. Görüyorsunuz Fatih Camisi. İsmi de geçiyor orada. İşte boydan gösterelim. Bu tarafta köy fırını var. Kadınlarımız burada köy ekmeği denilen ekmeğimizi yapmaktadır. Şöyle şu tarafa doğru baktığımda da bunlar Zafer Mahallesi'ne mi giriyor, Cumhuriyet Mahallesi'ne mi giriyor? Pek belli değil, tam ortada yer alıyor çünkü. Şöyle gösterelim size. Evet, burası da kasabamızın su deposu. Su buradan dağıtılmaktadır. Görüyorsunuz. Şu anda Zafer Mahallesi'nin içlerine doğru ilerliyoruz. Görüyorsunuz Zafer Mahallesi'ne doğru gidiyoruz. Devam ediyoruz. Evet burası da Koca Yusuf Caddesi'ndeyiz şu anda. Görüyorsunuz Anıtkaya Doğru Yol Partisi, Demokrat Parti oldu. Belde Başkanlığı. İlerliyoruz. Evet kasabamızın bu tarafları da yani görmekte olduğunuz evler kasabamızın bitiş noktaları. Görüyorsunuz artık orada birkaç evden başka ev yok. Yerleşim alanı dışına çıkıyor. Şöyle bir döndüğümde karşımıza Yeşil Cami gelecek. Evet, gördüğünüz gibi burası da Yeşil Cami. Kasabamızda 5 tane cami bulunmaktadır. Görüyorsunuz Yeşil Cami. Devam ediyoruz. Evet şimdi de Yeşil Cami'nin oradan çıktık. Tekrar kasabanın orta bölgelerine doğru, iç bölgelerine doğru ilerlemeye gidiyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet hala ilerlemeye devam ediyoruz. Ezanımız da okunuyor bu arada. Kahvehanelerimizden bir tanesi. Aşağı doğru iniyoruz. Evet burası da Anıtkaya İlköğretim Okulu. Çok eski bir okul. Benim annelerim, ninelerim, babalarım hepsi de burada okumuş. 1960'lı yıllarda yapılmış. B blok burası. A blok yukarı katta, yani Cumhuriyet Mahallesi'nde. Orayı da sizlere göstereceğiz. Sol tarafımızda Anıtkaya'nın eski mezarlığı. Şu anda defnedilmemektedir. Gerçekten çok eski bir mezarlık. Ruhları şad olsun burada yatanların. Görüyorsunuz. Hemen yanında Cuma Camisi. Hemen yanında Kervansarayımız. Şimdi de Cumhuriyet Mahallesi'ne doğru ilerliyoruz. Evet yayınımız kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi de Yıllıkların evlerinin oralardayız. Görüyorsunuz Yıllıkların, Mehmet'in ev. Alt, hemen şurası da marangoz dükkanı. Şöyledeki ilk marangozlardan. Babadan oğula geçen bir marangozluk sistemi. İşi yaptırın önce sonra parayı vereyim. Yayınımıza devam ediyoruz. Öğretmen lojmanlarının oraya yaklaştık. Evet burası da kasabamızın öğretmenlerine ayrılmış bir lojman. Kasaba öğretmenleri genelde burada oturuyorlar. Görüyorsunuz. 3 kattan oluşuyor. Şimdi sol tarafımıza dönüyoruz. Ve yayınımıza devam ediyoruz. Evet burası da Cumhuriyet Mahallesi'nde olan Yeni Cami. Görüyorsunuz. 5. ve son camimiz. Arkadaşın dediği gibi.
devam ediyoruz. Ve Anıtkabir İlköğretim Okulu A blok. Oraya doğru gidiyoruz. Burası Anıtkaya İlköğretim Okulu A blok. Milenyum yılında yapılmış olan bu okulumuz modern eğitim seviyesine göre yapılmıştır. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, burası da kasabanın Kur'an kursu. Hemen sol tarafında bir kahvehanemiz var. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kasabanın Cumhuriyet Mahallesi'nde gezmeye devam ediyoruz. Bakın.